Evet Onur Hocam, ikinci maç, iki galibiyet üst üste. Bugün 5-0 kazandınız, Ardahan Spor rakipti. Bir değerlendirir misin, takım ne durumda? Turgut abi şöyle söyleyeyim öncelikle, sahadaki tavır ve davranış olarak takımımız evet. Çok iyi. Öncelikle hedefimiz buydu zaten. Rakibe saygılı bir takım istiyorum. Rakibe ve dışarıya karşı güzel evet. Görünen bir takım istiyordum. Bunun dışında bugünkü ilk maça göre pas oyununu çok iyi yaptık, geçişleri çok iyi yaptık. Memnunum takımdan bu konuda. Çok daha iyi olacağız, çok daha iyi ilerleyeceğiz. Öğrettiğin taktiği bulabildin mi? Bugün ilk yarı sadece çok gol kaçırdık. Onun dışında takım çok iyiydi. Evet. Tabii ki birkaç eksiklerimiz yine var. Amacımız sonuçta Bal Ligi olduğu için, playofflara hazırlandığımız için bu tarz maçlarda eksiklerimizi görüp o eksikleri kapatarak ilerlemenin gayreti içerisindeyiz. Umarım evet. Çok daha iyi olacak her şey. Hocam Bal Ligi dedin, ağzından bal akıyor. Gerçekten bu takım Bal Ligi'ne layık bir takım ama altyapı olarak hazır mıyız? Altyapı olarak şöyle, tesis anlamında maalesef yetersiziz. Evet. Bu zaten bilinen bir şey, yıllardır süre gelen bir şey. Bunun çabasını, gayretini büyüklerimiz gösterdi. Bir şeyler olmadı maalesef. Ama Bal Ligi'ne çıkabilirsek eğer bunun olabileceğini düşünüyorum. Amacımız zaten buradaki tesisin daha iyi şartlara gelmesinde ön ayak olmak. Bunun dışında bundan daha sonra Boşka Spor'un zaten biliyorsunuz güzel bir tesisi var. Evet. O tesisi daha iyi şartlarda, daha iyi hale getirip neler yapabiliriz ona bakacağız. Onun dışında da güzel bir altyapı kurmak istiyoruz. Yani biz Bal'a çıktık ya da burada daha sonra şöyle söyleyeyim. Artvin'de birçok takımımız var Bal'da ve 3. Lig'de. Ama maalesef kendi çocuklarımız oynayamıyor. Bizim derdimiz kendi çocuklarımızla neler yapabiliriz. Mesela Trabzonspor Futbol Okulu'ndan 2 tane çocuğumuz Trabzonspor'a gitti. Bu çok güzel bir şey. Değil mi? Bunların artmasını evet, istiyoruz. Evet, evet. Osman Hoca'ya bu konuda teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Çünkü bizim gençlerimiz. Yeter ki bu tarz şeylerin önünü açabilecek bir şeyler yapalım. Biz burada Bal'a çıkarsak eğer yapılanma anlamında bunun önünü açmış olacağız. Ve Boşka Spor'un da bir altyapı planlaması olacak illaki. Küçük yaştan büyük yaşa kadar ve Bal Ligi'ndeki takımımızla birlikte yarış ve müsabaka içinde olacağız. Küçüklerin de yetişirken güzel bir şekilde yetişmesini istiyoruz. Futbol ve ağla. Bu ikisi bir arada olacak şekilde. Bakalım zaman gösterecek artık. Gönlümüz güzel bu konuda. Yani dileklerimiz çok güzel. Büyüklerimiz de destek oluyor sağ olsun. Evet. Senin gibi değerli abilerimiz de geliyor bize bu konuda destek oluyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum bunun için. Onur Hocam, iki maç, iki galibiyet. Evet. Onur Hocam bir azıcık özgeçmişinden bahseder misin? Seni tanımayanlar için. Turgut abi şöyle söyleyeyim. Borçka'da spor lisesi okudum. Evet. Spor lisesi çıkışlı. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi'nde beden eğitim öğretmenliği bitirdim. Evet. Şimdi Hopa'da bir derneğim var. Jimnastik salonum var. Evet. Üç arkadaş beraber açtık orayı. Spor, jimnastik daha doğrusu sporun temeli. Biz temel eğitimden başladık her şeye. Evet. Orada güzel bir yapılanma içerisindeyiz. Çocuklara sporun ahlaki boyutta, yani ahlak olmadan spor olmuyor maalesef. Yani aynen öyle. Bir arada güzel bir şekilde yürütmenin peşindeyiz, derdindeyiz. Çocuklar sporla tanışırken güzel şeylerle tanışsın, yani güzel insanlarla. Ahlak çok önemli ya. Kesinlikle çok önemli. Çünkü son zamanlarda dikkat edersiniz ki çocuklarımız telefon, tablet, bilgisayar, televizyon, işte dışarıdaki diğer kötü alışkanlıklar. Bunlardan çocuklarımızı uzak tutabilmemiz için spora ve sanata yönlendirmeliyiz. Biz de bunu yapabilecek temeli oluşturduk Hopa'da. Umarım burada da bir şeyler yapabiliriz bu konuda. Evet. Bir şeyler değiştirebiliriz. Yani çocuklarımızı dışarıda kötü alışkanlıklardan ne kadar uzak tutarsak bizim için o kadar sevinir. Borçkan'ın dışında futbolcumuz var mı hocam? Son soru. Artvin'den bir polis arkadaşımız var, Yasin Kaleci. Kalecimiz? Evet. Yasin. Kemalpaşa'dan Aykut'la Kemalpaşa'da oynayan Kemalpaşa'lı bir arkadaşı var Arda, o bizimle. Evet. Bir de Hatay'dan bir arkadaşımız var. Daha önce bizde top oynamıştı. Hı hı. Şimdi burada acil tıp teknisyeni olarak buraya atandı. Tekrardan aramıza katıldı. Evet, ne güzel. Bugün hatta önünü böreydi kendisi, Onurcan. Onurcan, evet. Evet, güzel de katkı verdi bize. Birkaç transferimiz daha olacak, böyle söyleyeyim. Evet. Birkaç katılan daha olacak aramıza. Yani takım tamamen Bal Ligi'ne hazırlanıyor. Kesinlikle ya, amacımız bu. Gençlerin önünü açmak istiyoruz, bir şeyler yapalım istiyoruz artık. Yani Bal'a çıkmak değil aslında sadece hedef. Bal'a çıktıktan sonra neler yapabiliriz? Değil mi? Evet, kesinlikle. Artık süreçte gösterecek bakalım. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.